Orada bir melik var. Kimseye zulmedilmez dedi. Zulüm dedikleri şey kendilerine verilen normal cezalar. Muhammed niçin sizi bana gönderdi? Çünkü sen ehli kitapsın. Allah'a inandığın için bizi korursun sen. Görüyor musun ey melik? Sözleri serap gibi, susamış adam su zanneder. Doğru söylüyorlar dostum. Onları mutlaka dinlemem lazım. Ey melik! Bizler son derece cahil bir kavimdik. Ellerimizle taştan tahtadan yaptığımız uydurma putlara tapıyorduk. Leş yer, fuhuş yapardık. Akrabayı tanımaz, komşulara kötülük eder, zayıflara ezerdik. Allah bize doğru yolu görmemiz için bir peygamber gönderdi. Onun soyunu, doğruluğunu, iffetini hepimiz biliriz. Bizi bir Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Atalarımızın taştan ve tahtadan yaptıkları putları terk etmemizi istedi. Siz ilahlarımıza iftira ediyorsunuz. Biz taştan tahtadan yaptığımız putlara değil, onların içindeki ruha tapıyoruz. Onlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Herkes senin anladığını anlamaz ki Amr. Sizin dininiz ne emrediyor? Bizlere Allah'a inanıp ona şirk koşmamayı, namazı, doğru sözlü olmayı, emaneti edayı, akraba ve komşularla iyi geçinmeyi emrediyor. Kan döküp haram yemekten, zinadan ve yalan yere şahitlik etmekten, yetim malı yemekten, temiz kadınlara iftira etmekten men ediyor. Kadınlar! Dininizde kadınlarla ilgili ne var ki? Dinimiz bazı konuların dışında erkeklerle kadınları eşit tutar. Onlara da ne oluyor? Bize itaat etsinler diye onları yediriyor, içiriyor, giydiriyoruz. Yoksa onları satarız. Seni karnında aylarca taşıyan, çocukluğun boyunca emziren, delikanlı olana dek uykusunu feda eden anneni nasıl hor görebilirsin Amr? Senin bir sürü ilahın neden susuverdi Amr? Bir olan Allah onları mat mı etti? Rabbimiz herkesin Rabbidir. İbrahim'in, Musa'nın, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve Mesih'in Rabbidir. Muhammed'e bildirdiği gibi Allah onlara da bildirmişti. Size bu isimleri kim öğretti? Kur'an-ı Kerim. Muhammed'e inen Kur'an. Muhammed mi? Bildim bileli o koyun çobanıdır. Hazreti İsa da bir marangozdu. Size gerçeği söylüyorum. Muhammed'e gelen şey de, İsa'ya gelen şey de bir. İkisi de bir kandilden aydınlanıyor. Ama ey melik, onlar Mesih hakkında hoşa gitmeyecek laflar ediyor. Mesih hakkında ne söylüyorlar? Diyorlar ki, o da bizim gibi bir insan. Söyleyin, Mesih hakkında ne diyorsunuz? Biz diyoruz ki, Muhammed'e şöyle bildirildi. O Allah'tan bir ruhtur. Allah'ın Meryem'e lütfettiği bir kelimedir. Sor bakalım, İsa'yı kim nasıl doğurdu? Sizin Kur'an'ınızda Mesih'le ilgili şey var mı? Evet. Eğer izin verirseniz okuyayım. Oku bakalım. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. Bizde dininiz arasında şu çizgi kadar bile fark yok. Ey Amr, vallahi önüme altından dağlar yığsanız bu adamları size vermem. Arkadaşlarının yanına git Cafer. Allah size dönüş izni verinceye kadar ülkemde istediğiniz gibi yaşayın. Olmaz böyle şey. Olmaz. Muhammed uzak memleketlerdeki dostlarımızı da elimizden alıyor. Güzel. Biz de onu kendi başına bırakırız. Evet. Bakalım onu kim korur? Ebu Talip mi? Keseriz. Beni Haşim mi? Hepsiyle ilgimizi kesiyoruz. Kesiyoruz. Muhammed ve dostlarıyla alışveriş yok. Kesinlikle. Onlara ev yok. Hiçbir şekilde onlara yiyecek verilmeyecek. Onlardan kız alınmayacak, onlara kız verilmeyecek. Ya bir dağın kenarına çekilsinler, ya da Muhammed'in dininden vazgeçsinler. Yıllar hep böyle sıkıntı içinde geçti. Müslümanlar bin türlü belaya karşı sabırla göğüs germiş, imtihanı başarmışlardı. Üçüncü yıl geldi. Müminlerin anası Hazreti Hatice vefat etti. Ebu Talip ölüm hastalığında son günlerini yaşıyordu. Bu seneye hüzün senesi denildi. Hişam, Süheyl, ne istiyorsunuz? Bu anlaşmanın yırtılmasını. Ne ayıp. İndirin o yazıyı diyorum. Siz Muhammed'in dininde değilsiniz. Sizi ilgilendirmez. Yoksa sizle harp ederiz. Biz yiyip içerken akrabalarımızı bir dağın eteğinde ölüme terk edemeyiz. Bu yazı üzerinde bütün Mekke anlaşmıştır. Kimse ona el süremez. Defolun gidin şimdi. Yürüyün. Bu önceden hazırlanmış bir komplodur. Mucize istiyordunuz. İşte önünüzde. Allah'ın yarattığı bir sanatkarın mucizesi. Bu kurs sizi mağlup etti. Ey Mekke'nin büyükleri, kibrinizi yerle bir etti. Gururunuzu kırdı.
İşte anlaşmanın geri kalanı. Sizin kuvvetiniz, kibriniz, inatçı zulmünüz ve bütün yaptıklarınız Allah'ın büyüklüğü karşısında yok oldu. İşte yazınız ey Kureyş. Bir tek kelimeden başka bir şey yok. Allah'ın adıyla. Biz onların yaptıkları her işin önüne geçtik de onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getirdik. Allah en doğruyu söyler. Mekke büyükleri, size kurtuluş yok. Zaman ve afetler işinizi bitirecek. Vay be! Hamza, aslan avcısı. Şimdi böcek avlıyor. Evet. Yakında avlayacağım ya Hind. Hayata veda ediyorum. Vakit yaklaştı. Fakat sizi şunun için çağırdım buraya. Sizi çağırdım ki ölümüm hayatımdan tehlikeli. Muhammed'e rica ettim. Aranızdaki sulhu görebilseydim. Bizi yapamayacağımız bir şeye çağırıyorsun. Söyle ona, putlarımıza ilişmesin Ebu Talip. Onun dini ona, bizim dinimiz bize. Eğer bunu kabul ederse onunla barışırız tabii. O sizden sadece bir tek kelime istiyor. Keşke onun yerine 10 şey isteseydi, verirdik. Ama bu bir Allah kelimesi olmaz. Asla. Durumunuzdan korkuyorum. Dinleyin beni. Eşhedü. Üzüntülerimiz çoğaldı. Üçüncü yıl. Hatice gitti. O annemdi. Ardından Ebu Talip. Artık Mekke'de bize destek olacak kimse kalmadı. Çok zor. Resulallah Mekke'den uzaklaşmak istiyor. Hayır Zeyd. Buna dayanılmaz. Taif'e gitmek istiyor. Taif. Orada Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ebu Leheb yok. Taif büyük Arap şehirlerinin ikincisiydi. Peygamberimiz ve evlatlığı Zeyd, Taif'teki Sakif kabilesi eşrafından destek alma ümidiyle oraya gitmişlerdi. Kureyş'ten ümit kesilmişti. Allah'tan korkun. Ne olur yapmayın, durun. Yapmayın diyorum size. Allah'ınız yok mu sizin? Allah'tan korkun. Yapmayın. Yapmayın. Durun. Durun.
Hristiyan mısın? Ninavalıyım. Ona götür. Ayağından çok kan akıyor. Dua ediyor. Allah'ım gücüm azaldı. Kimsesiz kaldım. İnsanlar beni anlamıyor ey merhametli Rabbim. Sen ezilmişlerin Rabbisin. Benim Rabbimsin. Beni düşmana ya da akrabama muhtaç bırakma. Gazabına uğramadıysan bunlar önemli değil. Merhametin bana acı çektirmez. Kasabına uğramaktan ilahi nuruna sığınırım. Dünya ve ahiret işlerim senin elindedir. Her şeyden sana sığınırım. Senden affımı diliyorum. Benden razı ol Rabbim. Her kuvvet, her kudret ancak senindir. Buradan gidin. Taif emniyetli bir yer değil. Gördüğüm en kötü gün bu. Allah bir yıl geçmeden Resulünün duasını kabul etti. Medine'den Kabe'yi ziyarete gelen birkaç kişi Müslüman olup Efendimiz'e biat ettiler. İkinci sene Kureyşlilerin haberi olmadan Medine'nin birbirine düşman olan Evs ve Hazreç kabilesinden 70 kadar kişi bir gece biat etmek için Akabe'de toplandılar. Resulullah'ı Medine'ye davet ettiler. Biat ederken neye evet dediklerini biliyorlardı. Beni iyi dinleyin. Siz biat etmekle bütün müşrik Arapları düşman bildiniz. Biat etmekle bütün garip müminler kardeşleriniz oldu. Akraba da olsanız kafirler düşmanınızdır. Taştan yapılan bütün putları yıkmaya, tahtadan yapılan putları yakmaya söz verdiniz. Arkadaşlar, eğer bütün bunlara göğüs gerecekseniz biat edin. Korkuyorsanız ve kendinizden emin değilseniz bu biat olmaz. Allah seni hakla gönderdi. Seni kendimiz gibi koruyacağımıza söz veriyoruz. Çocuklarımız ailemiz gibi. Evet Resulullah, biat ediyoruz, koruyacağız. Kendimizi koruduğumuz gibi. Allah ve Resulullah şahit olsun. Biz Evs ve Hazreçliler yardımcı olacağız. Allah'a ve Resulüne itaat edeceğimize malımızla, canımızla İslam'ı koruyacağımıza ve kalplerimizi göç eden İslam kardeşlerimize açacağımıza söz veriyoruz. Allah şahittir. Batıldan ayrılma zamanı geldi. Muhacirler grup grup Medine'ye doğru yola çıktılar. Gönüllerindeki Allah'ın emirlerinden başka her şeyi geride bıraktılar. Allah yolunda göç edenler
Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf, Ubeyde İbnül Cerrah, Ömer İbnül Hattab ve Kureyş'ten iman etmiş olanlardı. 70 veya 70'ten az fazla bir kafile. Tarih boyunca bütün insanlığın mahpus kaderini değiştirecek ve zamana yön verecek insanlar kafilesi. Fakat Resulullah Mekke'yi terk etmedi. Belki de önce bütün zayıf ve kimsesiz müminlerin gitmesini bekliyordu. Allahu Ekber. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret etmesinden sonra İslam'ın gelişmesi bir başka hız kazanacaktı. Muhammed devlet oldu. Medine'yi aldı. Baksana senin kavmin Muhammed'e biat etti İbn-i Selul. Sen hala sıcacık yatağında. Rahat rahat uyu bakalım. Beni kınama Ebu Sufyan. Siz onun eline düştünüz. Yaşama giden kervanlarınızı çevirecek ya da Medine'nin yeni efendisinden izin alacaksınız. Peki sen ne yapacaksın? İdare ederim bir müddet. Ne kadar? Bütün Araplar sizi destekleyip gücünüzü buluncaya kadar. Bu arada ne yapacaksın? Tavrın ne olacak? Onlardan görünürüm. Medine'yi onlara teslim eder miyim? Ama Medine fedailer ister, hem de çok fedai. Münafıklık mı? Evet Hint. Münafıklık ve oyun. İbn-i Selul Müslüman olacak ha? Günde 5 kere yüzünü yere sürecek her gün. İnanmam. Senin dediğine ihtiyaç olmadan da olabilir İbn-i Selul. Daha önce kaçırdığımız bir fırsatı değerlendirebiliriz. Muhammed'in sonu geldi. Gelin bakın. Biz Muhammed'i öldürmek için bir plan hazırladık. Her kabileden bir genç seçtik. İkrime de onlarla. Hepsi birden vuracaklar. Kanı kabileler arasında dağılacak. Bu benim fikrim. Halledebileceğini sanmıyorum. Daveti gönüllerde sürüp gider. Fakat Ebu Cehil'in bu buluşu işi bitirebilir. Hem de ebediyen. Ali varmış yatakta. Bu genç kendini nasıl feda ediyor? Kiminle savaşıyoruz? Kurtulamayacak. Bütün yollar tutulsun. Önünde sahradan başka yol yok. 100 deve ödül var. Muhammed'i ölü veya diri getirene. 3 kişiler. Muhammed, Ebu Bekir ve rehber Üreykip. Sahrayı arayın. Haydi!
Niçin burada duruyorsun? Medine'ye giden kimse gördün mü? İşte izleri. Bunlar batıya gidiyor. Ben işimi bilirim. Evet evet, sen işini bilirsin. Zaten Yaman İsfirici olduğunu söylüyorlar senin. Gelin. Ummeye, takip edelim onu. Ey Muhammed, çık, söz veriyoruz Mekke'ye sağ olarak götüreceğiz. Dikkat edin, bu mağaralar akrep doludur. Muhammed, yakalandın işte. Çık oradan. Burada yoklar. Baksana, örümcek ağı bozulmamış. Baksana buraya, güvercin yuvası olduğu gibi burada olamazlar. Peki niçin batıya doğru bu kadar mesafe kat ettik? Medine'nin kuzeyine gidelim. Allah'ın kudreti ne yücedir. Hazreti Muhammed'le ölüm arasında kıl payı kalmıştı. Allah bir örümcek ağıyla yakalanmasını önledi. Hazreti Ebubekir mağarada Efendimiz'e, İslam'ın peygamberine bir şey olur diye korkuyordu. Efendimiz huzurlu bir güven içinde şöyle diyordu: "Üzülme, Allah bizimledir." Mağaradan sonra çölün yakıcı sıcağında, hiçbir insanın ayak basmadığı kumlarda günlerce yürüdüler. Medine'de Müslümanlar Resulullah'ı büyük bir endişe ve korku içinde sabırla bekliyorlardı. Var mı bir şey? Hayır, henüz yok. Hep onunla Ebu Bekir'i düşünüyorum. Acaba bir şey mi oldu? İşte Resulullah! İşte Resulullah! Durma. Gösteriş için seni azat etmem gerekebilir, git.
Merhaba ya Resulullah. Medine'ye hoş geldin. Merhaba, merhaba. Bize buyurun ya Resulullah. Evim Medine'nin en güzel evidir. Geniştir, uygundur, size layıktır ya Resulallah. Benim misafirim ol ya Resulallah. Medineliler, Ensar topluluğu, Resulullah birinizi diğerinize tercih etmez. Dinleyin arkadaşlar. Resulullah diyor ki, devemi salıverin, o gideceği yeri bilir. Tamam, razıyız, tamam. Resulullah'ın devesi nerede durursa mescidiyle evini de oraya yapalım. Yapalım, yapalım. Oraya yapalım. Zeki çözüm. Devenin yer seçmesine hiç kimse kırılamaz. Bismillah, Resulullah'ın evini yapalım. İşte buraya, İslam aleminin ilk mescidini yapıyoruz. Buraya. Evet, buraya yapıyoruz. Buraya. Resulullah sırtında taş taşıyor. Hicretle çektiğiniz yetmez mi? Siz çok yoruldunuz, dinlenin. Biz çalışırız. Yine taşları omuzlamış. Çalışmanın ibadet olduğunu öğretiyor. 53 yaşında mı? Senin yaşın kaç? Thank you.
Böylece mescit tamamlandı. Namaza nasıl çağıracağız? Ömer İbnül Hattab ve diğer müminlerin dediği gibi mümin bir insan sesiyle namaza çağıralım. Resulullah uygun bulursa. Uygun bulundu. Evet, insan sesiyle. Hadi Bilal. Ben mi? Ben ha? Tereddüt etme Bilal. Bu Resulullah'ın emri. Mümin kardeşlerim, Resulullah dedi ki muhacirler ve ensar Allah için birbirinin kardeşi olsun. Bundan sonra Medine'deki herkes bir muhaciri kardeş bilsin ve bütün malını bölüşsün. Hepiniz birbirinizle kardeş olarak kucaklaşın. Evimdeki köleyi malıma ortak etti. Okuyun şunu. Muhammed kendini reis yaptı. Oğlumun durumu nasıl? Namazdan başka düşündüğü yok. Elini yakmıyor mu? Bütün evi yakacak. Patlamasana. Bir sürü emirler çıkarıyor, ahkam kesiyor. Müslümanlık kabile ve aşiret fikrinden önemliymiş. Bu ne? Kureyşli ve Medineli Müslümanlar, onlara tabi olanlar, iltihak edenler, onlarla bir araya gelenler hep bir ümmettir. Bu sözler seni aldatmasın. Asla Arapları toplayamaz. Esas tehlike şu: kim suçsuz olarak sana sığınırsa korunacaktır. Ve asla izni olmadan hiçbir şeyine dokunulmayacak. İşte dediklerimi kastediyor. Müslümanlarla ehli kitabı bir cephede topluyor. Medine Yahudilerine yazdığını oku. Yahudi diniyle Müslüman dininden olanlar kendi aralarında birbirlerinin varisi olur. Hah, bak kadınlara da bazı haklar veriyor. Hak vermediği bir develer kaldı. Kur'an diyor ki, yeryüzünde dolaşan canlılar ve gökte uçan kuşlar da sizin gibi bir ümmettir. Muhammed her şeye karışıyor. Hatta Medine'ye bile sahip çıkıyor. Olmaz böyle. Çocuklarımızı, kızlarımızı, hayatımızı kendine bağlıyor. Elimizin altında ne varsa hak adına lehinde değerlendiriyor.
Yeter artık. Haddini bildirmeliyiz ona. Muhacirlerin Mekke'de bıraktıkları neleri varsa yağma edilsin. Evleri, develeri, oğulları, kızları, neleri varsa. Mekke'deki bütün malınızı yağma ettiler. Para pul hiçbir şey bırakmadılar. Ebu Bekir'in, hepinizin, hatta peygamberin evi bile gitti. Size güç verecek neyiniz varsa hepsi gitti. Artık orada ve burada hiçbir mülkünüz kalmadı. Savaşmayacak mısınız? Mallarınızı almayacak mısınız? Savaştan mı söz ediyorsun? Başka bir çare var mı ki? Vallahi Allah ve Resulü emretmedikçe savaşmayız. Yanlış anladınız Hamza. Burada bize yük değilsiniz. Misafirimizsiniz. Bir parça ekmeğimiz kalsa yarısı sizin payınız. Hadi işinize gidin. Savaşalım ya Resulullah. Evet vallahi savaşırız. Bize bunca zulmettiler. Memleketimizden çıkardılar. Hayır olmaz. Hak çiğnenip batıl alkışlanamaz. Biz Allah'ın yardımıyla yürüyoruz. Allah'ın izniyle yenilmeyiz. Ya Resulullah, eğer hala susmakta devam edersek yurdumuzu kaybettiğimiz gibi şahsiyetimizi de kaybederiz ya Resulullah. Savaşalım. Alınan bütün malımız kervandadır. Kervan da avucumuzda demektir. Bizden zorla aldıklarını zorla geri alalım. Özür dilerim. Huzurunuzda yüksek sesle konuştum ya Resulullah. Bütün hiddetim Allah ve dini içindir. Savaşırız ya Resulullah. Allah izin vermedikçe savaş yok. Bilal. Güneş batmadı ki. Daha namaz vakti girmedi. Resulullah'a inen ayetleri dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Uzine lillezine yukateluna bi ennehum zulimu. Ve innallaha ala nasrihim lekadir.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله Ali'nin kılıcı. İslam'da ilk kılıç. Ey muhacirler ve ensar! Resulullah'ın harp talimatını belleyin. Çocuk, ihtiyar, kadın ve hastalara dokunmayın. Ağaçları koparmayın. Size zulmedip malınızı yağma eden ve size karşı savaşan kimseleri öldürün. Hadi Bedir sularına. Muhammed ve adamları ticaret kervanımıza saldıracak. Kaç kişiler? 300 kişi. Birkaç da süvari var. Bizim 200 atlı olsun. Develeri ne kadar? 70 kadar. Biz 170 deveyle gideriz. Benden de 70 deve içkileri taşısın. Orada eğleniriz. İşte beklediğim savaş bu benim. Bu savaşta kaybımız olmayacak. Kervana git. Onlara söyle, biz oraya gelene kadar Bedir kuyularını tutsunlar. Kureyşliler, Kureyşliler, Bedir'de Müslümanlarla savaş var. Oraya gitmenizi istediler.
Bütün Mekke'nin malı yanımızdayken mi? Böyle gitmek olmaz. Bedir kuyularının batısından geçer gideriz. Senin Bedir'e gitmen şart Ebu Sufyan. Gece de yürüdük mü sabah Muhammed'in elinden kurtulmuş oluruz. Sen Mekke'deki mevkini unutuyor musun? Benim şerefim bu malları kurtarmak. Evet. Bugün şerefim bu mallardır. Ebu Sufyan ticaret kervanıyla Bedir'den uzaklaşmış. Öyleyse kervan emniyette. Ben savaşmak istemiyorum. Anlamadım. Niçin kendi kavmimle savaşacakmışım? 4 sene kabile savaşı yasak değil mi? Yani baba oğul savaşı. Çünkü oğlun Hüzeyfe de onlarla. Bu korkaklık dönekliktir. Gerçek oğulların Mekke çocukları ve Velid'tir. Korkak değilim ben. Şimdiye kadar şerefimle yaşadım. Bundan sonra da kimseye Utbe savaştan kaçtı dedirtmem. Sana da bu yaraşır. Bu tek fırsattır. Ya onlar ya biz. Savaş! 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 Bitirdiniz mi? Koşun! Çabuk! Herkes yerine! Emir gelmedikçe yerinizden ayrılmayın! Muhammed kuyuları kapatmış. Öbür kuyulara gidelim.
peygamberden emir gelmedikçe yerlerinizden ayrılmayın. Düşman hücum ederse ok yağmuruna tutalım. Kahramanlarınızı çıkarın.